Videoyu beni izliyorsanız ismim Kübra. Genelde günlük vlog tarzı vloglar çekiyorum. Arada da böyle inceleme, memnuniyet, tecrübelerimi paylaştığım videolar da oluyor. Bugünkü videomuzun konusu şu. Ben yaklaşık 2 ay önce bu Vic Ahmet mob setinden almıştım. Alırken de biraz bahsetmiştim, vloglamıştım. Hem o videom çok izlendi, hem üstünden zaman geçmesine rağmen gerek videomun altına olsun, gerek bana Instagram'dan olsun, gerek kendi kişisel çevremden olsun çok fazla dönüş oldu. Memnun musun, nasıl diye. Ben de bununla ilgili tecrübelerimi paylaştım. Size kısa bir video çekmek istedim. Umarım video hoşunuza gider. Umarım aklınızdaki soruların karşılığını bu videoyla almış olursunuz. Yine de aklınıza takılan bir şey varsa aşağıya yorumlara bana sorarsanız elimden geldiği kadar cevaplamaya ve yardımcı olmaya çalışırım. O zaman hadi başlayalım. Araştırırken de çok fazla memnun olup asla hiçbir şekilde memnun olmayanlar vardı. Asla ortası yoktu. Birileri tamamen kötülüyordu. Hiç iyi değil, aldığım gibi çöpe attım diyordu. Bir grupsa çok memnunum, iyi ki almışım diyordu. Benim önceden birlikte bunu alma amacım çok işlevselliği olmasıydı. Duvarları, fayanslarımı silebileceğimi düşündüğüm için almıştım. Hatta ki bir ara çok abarttım. Böyle her şeyi bununla siliyordum ki kapılarım bile bazen bununla siliyorum. Çok pratik oluyor. Bu da pratik ama günlük işte yerleri silerken çok mu pratik? Yani zamandan tasarruf mu ettiriyor? Ben de çok fazla zamandan tasarruf ettirdiğini düşünmüyorum. Çünkü işte iki kere sokup çıkartıp sıktırıyorsunuz. Ama kullanım açısından öncelikle şunu söyleyeyim. Ben çok memnunum. İyi ki almışım diyorum. Şöyle birazcık bahsedelim. Önce ben memnun olduğum şeyleri söyleyeyim. Sonra kendimce dezavantaj gördüğüm şeyleri söyleyeyim. Bir kere şu başlığının şuranın oynar başlık olması, döner başlık ve böyle kıvrılabiliyor olması çok güzel bir şey. Bu şekilde her yere giriyor. Özellikle yatağın altına. Biliyorsunuz yataklarımızı hani her seferinde çekemiyoruz. Bazen yer alanımız bile olmuyor çekebilmek için. Ve ben süpürüp her sildiğimde bununla yatağımın altında siliyorum. Ayrıca mutfağımda girilmeyen küçük dar ölü alanlar var. Bu sayede oralara da gidiyor. Onun haricinde temiz ve kirli suyu birbirinden ayırt ediyor olması çok güzel. Cama denedim. Takip edenler bilir. Benim balkonumda cam balkon var. Orayla denedim. Tabii ki yerle sildiğim bezle değil. İki ayrı bezlerle. Camda ciddi anlamda leke bırakıyor, su bırakıyor ama bu bez çıkarılıp bir şekilde cam beziyle bağlanıp yapılabilir mi? Onu da bilmiyorum. Denemedim ama kapılarımı falan siliyorum. Ayrıca bazıları kılı tüyü toplamadığını söylüyor. Ben bu konuya katılmıyorum. Bence ben normal klasifiyle de kullanıyordum en son. O hiç toplamıyordu. Bence bu gayet güzel. Yerdeki kılı tüyü falan bence gayet güzel topluyor. Taşıması falan da çok kolay. Bu iki taraftan birlikten kalktığı için çok ergonomik. Ayrıca benim bir çocuğum var. Ve o açık olduğu zaman hani normal villadaları biliyorsunuz. Kapağı açık olduğu zaman elini sokuyor. Buna bile elini sokmaya çalışıyor. Ama kapaklı olduğu için o konuda da benim için bir avantaj. Evet, ben genel olarak birçok şeyinden memnunum. Şimdi de dezavantajlarından biraz bahsedeyim. Birinci dezavantajı şu. Temiz ve temiz su ve pis suyu ayırdığı için o ortasına koyduğumuz su haznesi dolduruyoruz. Sadece ortasına koyuyoruz. Çok çabuk tükeniyor. Benim evim hem 2+1 hem de odalarım büyük değil. Bazen sadece bir kere orayı doldurmakla bir oda en fazla iki oda silebiliyorsunuz. Çok büyük dezavantaj mı? Bence değil. Kişiden kişi değişebilir. Yani çabuk kırıldığına dair yorumlar okumuştum ben de. Çok şükür 2 aylık süreçte öyle bir şey yaşamadım. Fakat şuraları çok sık çıkıyor. Şu an ben çıkarttım diğer kısımlarını. Buraları boğum boğum. Bunu da şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Buraları hep çıkıyor. Çıkıyor. Bu şekilde takılıyor. Buraları sık sık böyle çıkıyor. Hani tekrar böyle elinizle takıyorsunuz. Ama bunların kırılıyor dediği olay bu değildir diye düşünüyorum. Hani bu takılıyor çünkü kırılma değil. Yani şu an düşünüyorum hani unutmuş olabileceğim bir şey var mı diye ama şu an aklıma gelen dezavantaj olarak söyleyebileceğim bu var. İlk zamanlar kapağını takma oturtma kısmında zorlanıyordum. Şimdi alıştım, hemen oturtuyorum. Çünkü buralar çıt demeden tam olarak olmuyor. Şimdi alıştım. Zaten kendi yerini
doğru yerine gelmeden oturmuyor. A101'den almıştım. Fakat gerek normal internet sitelerinde olsun, gerek Instagram'dan sadece VipAhmet'in ürünlerinin satıldığı sayfalar olsun, o sayfalarda satışları mevcut. Dediğim gibi ben memnunum. Gerçekten iyi ki almışım diyorum. Çok memnunum. Hatta çok da severek kullanıyorum. Evet, belki bir iki dezavantajı vardır her üründe olduğu gibi ama benim için çok büyük bir dezavantaj değil. Gerçekten hani birçok şeyde kullanılabiliyor. İşte tuvalet banyonuzun işte fayanslarında kullanabilirsiniz farklı bezlerle. Duvarlarınızda, yerlerde yani çok bir kullanım alanının olması güzel bir şey. Birazcık şöyle moddan bahsedeyim. Şuralarda ben hiç kullanmadım ama şuralarda yerleri var. Burayı açtığımız zaman suları buradan da boşaltabiliyorsunuz ama hiç orayı kullanmadım. Buradan açıp iki bölmeli burası zaten. Buradan bir tarafından temiz su, diğer tarafından da ekstra kurulama sıkma işlemini yapıyorsunuz. Kapak. Evet, bakın şöyle 3 bölmeden oluşuyor. Bu orta kısma temiz suyumuzu koyuyoruz. Bir tarafta kurulama yapıyor, bir tarafta da kirli suyu diğer tarafa boşaltıyor. Evet. Bakın burası çıtlamadı. Kapak olayıyla bayağı uğraşıyordum. Bu sefer de burası çıktı. Tamam. Evet, oldu. Evet, videomun sonuna geldim. Umarım istediğiniz ve işe yarayan bilgileri aktarmışımdır. Dediğim gibi aklınıza takılan ve sormak istediğiniz bir şey olursa aşağı yorumlara yazarsanız elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki vloglarda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin.